Biliyorsunuz dün öğle saatlerinde Antalya Manavgat'ta 4 farklı noktada yangın başlamıştı. AFAD bazı açıklamalar yapıyor. O açıklamalar doğrultusunda yangından 122 kişinin etkilendiği, 58 kişinin de tedavisinin sürdüğü, maalesef 3 vatandaşımızın da hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmış durumda. O noktada oteller, evler, yerleşim yerleri boşaltıldı. Yine Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 kişinin kurtarıldığı yönünde de bilgiler paylaşıldı. Daha fazla detay alalım. Muhabir arkadaşım Ata Gündüz Kurşun'un yayın nöbeti sürüyor. Ata, nedir elimizdeki bilgiler? Evet Cansın, önceki yayınlarımızda da farklı farklı lokasyonlardan bölgede olup biten ne varsa sizlere duyurmaya çalıştık. Ama aslında o görüntüler bu acı haberin en azından habercisiydi diyebiliriz. Siz de söylediniz, şu ana kadar 3 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti ve bu yangın felaketinden 122 vatandaşımız etkilendi ki bunların 58'inin tedavileri halen daha devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye ambulanslar gönderildi. UMKE ekipleri ve bir mobil komuta aracı da sevk edilmiş durumda. Tabii şimdi vatandaşların barınma problemiyle ilgili tartışmalar da var. Hemen hemen tamamı, ki Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir de söyledi, hemen hemen tamamı eşlerinin, dostlarının, akrabalarının yanına gitti. Ama her ihtimale karşı da tedbir amaçlı toplamda 1300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonu hazır hale getirildi. Yani isteyen vatandaşlar burada da konaklama ve barınma imkanına sahip olabilecek. Türk Kızılayı tarafından da bir sahra mutfak kiti ve 5 ikram aracıyla 20 bin aşkın kişinin beslenmesini sağlayacak ünitelerde bölgeye sevk edildi. Devletin tüm unsurlarının burada seferber edildiğini söyleyebiliriz. Tabii bir taraftan da yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir uçak katılıyor buna. 19 helikopter, 12 farklı bölgeden 19 helikopter de yine buradaki yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. İnsansız hava aracı 1 adet. O da bu bölgede arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor gökyüzünden. Tabii sabotaj olup olmadığı meçhul. Bununla ilgili tartışmalar var. Belki de insan hava araçları tarafından da bu tespit edilecek diyebiliriz. Tabii sadece helikopterler değil, havadan değil, karadan da müdahale çalışmaları devam ediyor. 192 arazöz, 30 iş makinesi ve yaklaşık 1000 personelle birlikte su ikmal araçları da görev yapıyor. Sadece su ikmal araçları değil, biz şu anda aşağı Işıklar Mahallesi kavşağındayız. Beton mikserlerini de görüyoruz. Burada görevlilere onu sorduk az önce. Beton mikserleri de sürekli olarak gelip geçiyor diye. İşte beton mikserleri de yine burada yangın söndürme çalışmalarına katılıyor. Yani dört bir koldan seferberlik başlatılmış durumda. Jandarma ekipleri de bu kavşakta, çünkü çok önemli bir kavşak. Bir taraftan aşağı ışıklar, bir taraftan Külcüler ve farklı farklı yangına teslim olan, alevlere teslim olan mahallelere giden bir kavşak burası. O nedenle de jandarma ekipleri de burada trafik denetimlerini sürdürüyor. Ekipleri buradan yönlendiriyor ve daha rahat bir şekilde yangına, alevlere, evlere müdahale konusunda yardımcı oluyor. Evet, toparlayalım. Manavgat'taki yangın faciasında ne yazık ki acı bilanço açıklandı şu ana kadar. 3 kişi hayatını kaybetti. Zehirlenenler var. Hastanede tedavi altında olan 58 vatandaşımız da var. Önümüzdeki dakikalarda sıcak gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğimizi belirtelim. Sözü tekrar size bırakalım.